izleyiciler. Özgün Haber bülteni başlıyor. Günlerdir ülkece merak ettiğimiz Yunus Eksi, Tuğba ile Mantıs programı ulaştı. Haberimizi izliyoruz. Ve ekibimiz sonunda Yunus'un görüntülerine ulaşabildi. Oh my god! Uğurcuğum, görüntüleri yayına verir misin? İzlediğimiz görüntüler Bolu'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Beni oğlumu kandırdılar. Tarikat bunlar, tarikat. Yok modern insan, ilkeli insandan ayıran şey nedir? Yok çakmak olmadan ateş bile yakamıyoruz. Dediler benim oğlum kendini dağlara taşlara vurdu. Evet, şu an hatta Yunus eksik var, alo. Alo. Yunus oğlum. Beni beklemeyin. Beni aramayın, ben Amazon ormanlarına gidiyorum. Orada yakacağım ateşi. Yunus Eksin dayısı tarafından ahırda 32 yerinden bıçaklanıp öldürülmediğini öğrendiğimize göre haber bültenimize devam edebiliriz. Starbucks'ta bardağına ismi doğru yazılmadığı için Instagram'a story atamayan genç kız kriz geçirdi. Görüntüleri izliyoruz. Olay nasıl gerçekleşti? Biraz bahseder misiniz? Önce ne olduğunu anlamadık. Ben kendimi yerlere atınca hastalandı zannettim. Ondan sonra üstüme yürümeye başladı. Sen dedi benim adımı nasıl yanlış yazarsın dedi. Ben nasıl story atacağım senin yüzünden, ben şimdi yanlış story atarsam ne olacak? Takipçilerim bir sürü şey söyledi. Alt tarafın bir isim, kendinizi neden bu kadar kaybettiniz? Abi siz ne anlayacaksınız ya? Benim Instagram'da 324 bin takipçim var, tamam mı? O takipçilerim her gün beni takip ediyorlar. Hangi kahveyi içtiğimi, nereye gittiğimi çok merak ediyorlar. Ve üstelik Starbucks'ta benim ismimi yanlış yazmışlar bardağa. Ben şimdi benim pickle'ım var. Müritlerini manipüle ederek onlara hap içiren Küpeli Hapçı Hoca'nın görüntüleri medyaya sızdı. Küpeli Hapçı Hoca tarikatının ele geçirilen son görüntülerinde müritlerine psikolojik hap verdiği tespit edildi. Şimdi görüntüleri izliyoruz. Ey cemaat! Ortalıkta yarı çıplak gezen kızlar, eli ojeli ve ruj süren, ismini şu an zikretmek istemediğim bazı meslek erbapları boy göstermekte. Karımızın, kızımızın namusunu tehlikeye zuhur viran etmekte. Sevgili mümin kardeşlerim, ilaçlarınızı düzgün kullanarak bu densizleri görmezden gelmenizi rica ediyorum. Allah'ım, sen bizi kötülerin şerrinden koru ya Rabbim. Amin. Fitne fesatçıların şerrinden koru ya Rabbim. Amin. Amin. Kızım, sen ilacını aldın mı? Ne ilacı hocam? Tamam. Bu almış. Evet mümin kardeşlerim, sohbetimize başlıyoruz. Sorusu olan var mı? Hocam, cumartesi günü gece 11'de cumayı kaza etsek olur mu? İki doz gerzeklumin. Hocam. Buyur evladım. Bir arkadaşım eşiyle zinayı zuhur ederken mabadının yükselişe geçemediğini, eşinin de bundan çok şikayetçi olduğunu söyledi. Eşi 3 kez telak istelası ile boş ol demiş. Ama arkadaşımız boşalamamış. Ay pardon, hocam boşanamamış. Bana uygun ilacınız var mıdır? 31 miligram diktursetemol. Başka sorusu olan var mı? Hocam, pusulanın seccade ile secdeye dursak, dünyanın da manyetik alanı bozulsa, pusulanın yönü değişse namazı bozulur mu? 2 miligram salaksomini. Mersin'de berberini bulamadığı için cinnet geçiren bir vatandaşımız intihar girişiminde bulundu. Şimdi haberi izliyoruz. Atlamaz lan benimle. Oğlum ben olsam ben de atlardım. Adam berberini bulamamış. Ayşe abla da 50 lira yapmış Fulada'yı. Kızım normal yani. Hem malzeme pahalı, hem o kadar karının kılıyla uğraşıyor. Ben sadece ince kıllarımı aldım ve gidiyorum. Kızım senin ince tüyü mü var? Kablo gibi kıllarım var. Birader dur atlama. Bak benim bir berberim var, seni ona götürürüm. Çok iyi keser. Olmaz abi. Ben 20 yıldır aynı berberde tıraş oluyorum. Hem de Rasım abinin eli bile bir başka. Nasıl başka lan? O makası tutuşu, aynadan bakışı, ofsayt tartışmaları bile. Oğlum ben 40 yıldır aynı berbere gidiyorum, herifin dokundurmadığım yerim kalmadı. Sen nasıl bir psikopatsın lan? Abi ben başka berbere tıraş olmam. Atlayacağım. Oğlum atlama, dur bulacağız. Abim ulaşmaya çalışıyor. Abi yalan söyleme. Rasım abi yurt dışına gitmiş diyorlar. E dur bir saniye. Amirim arıyor. Al işte bulmuşlar. Ratoş geldin. Geldim tatlım, geldim. Hadi salonumuza gidelim. Efendim, anlı müşteriniz mi? Evet, 20 yıldır müşterim. Hem bana Rasoş der. Bu denli bağlılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok tatlı, çok duygusal.
Bir bültenimizin daha sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar.